kardeşlerimiz. Sorularla İslamiyet nokta.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz dünyaya geldiği gece doğunun ve batının aydınlanması ne anlama gelir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif ettikleri gece meydana gelen bazı harikalar var. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin yine Osman İbni As'ın annesinin ve yine Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin verdikleri habere göre onlar şöyle demişler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu esnasında biz öyle bir nur gördük ki o nur doğuyu ve batıyı bize aydınlattırdı. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamber olduktan sonra şöyle diyecektir. Annem bana küçükken dedi ki benim doğum esnasında bir nur oluştuğunu ve o nurun ta Basra taraflarına kadar gidip gidip oradaki sarayları aydınlattığını bizzat annesinin söylediğini Peygamberimiz bize haber vermektedir. Esasen Peygamber Efendimizin peygamber olmadan gösterdiği bu harika haller bu zatın peygamber olacağının delillerinden sayılmıştır. Ve bunlara irhasat nevinden mucizeler denilmiştir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla ilgili olan bir olaydır bu. Ama bunun bu gece dünyaya gelen o zatın dünyayı getireceği İslam ile iman ile aydınlatacağını ve insanların sinelerini imanla aydınlattığı gibi insanların hayatlarını da dünya ve ahiretlerini de aydınlatacağını bu açıdan o gün dünyaya gelen zatın İslam dininin peygamberinin olacağının bir göstergesidir. Diğer taraftan onun getirdiği dinin doğuyu ve batıyı dünyanın her tarafını inşallah İslamiyetle müşerref kılacağını İslam tarihi olarak da bunu göstermiştir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam dini dünyanın yarısına fiilen insanlığın da beşten birisine İslam'a girmeleri suretiyle aydınlatmış, hem kalplerini hem dünyalarını nurlandırmıştır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir habere göre, kıyamet kopmadan önce inşallah yeryüzünde İslam'ın hakim olacağını haber alıyoruz. Elbette bütün insanlar Müslüman olmayacak ama İslam'ın getirdiği o iman nuru bütün insanlar ulaştırılacak ve İslam'ın dünyaya aydınlatılmasına engel kalmayacak. Belki de büyük devletler, büyük sivil toplum kuruluşları bu İslam'ın güzelliklerini benimseyecekler ve kıtalar halinde, ülkeler halinde inşallah kıyamet kopmadan önce İslamiyete girecekler. O nur ile nurlanacaklardır inşallah.